Harika bir yayınla karşınızdayız efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Günaydın, günaydın, günaydın demek istiyorum. Bugün ilişkiler üzerine çok güzel bir sohbetimiz olacak. İlk konuğum klinik ilişki iletişim uzmanı İrem Hattat ve yanında uzman psikolog Ramazan Şimşek bizlerle beraber. Hoş geldiniz, nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Gayet iyiyiz, çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bugün 16 Kasım Dünya Hoşgörü Günü'ymüş. Böyle başlamak istedik. Hoşgörü farklı fikirlere saygıdır ve iyi insanların sırrıdır. Her ilişkide daha çok görmeyi umut ettiğimiz bugün de hoşgörünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlayalım. 16 Kasım Uluslararası Hoşgörü Günü'ymüş çok bugün. Çok önemli. Kutlu olsun diyelim. Peki ilişkilerde hoşgörünün öneminden birazcık bahsedelim isterseniz. Oo, en önemli şey. İrem Hanım, hemen buyurun. Dakika bir, gol bir oldu. Evet. Çünkü hoşgörüsüz bir ilişkinin yürümesi düşünülemez. Ben her zaman söylüyorum, aşk bir yana ilişkiler gayret işidir. Gayretin de en önemli göstergesi işte o kişilerin birbirine, o kırmızı çizgilerine önem vermeleri, her şeye saygı çerçevesinde yaklaşmaları. Bence en önemli şeylerden bir tanesi ama maalesef belli konular var. Her zaman oradan çıkıyor tartışmalar. Ne kadar konuşsak da bunları bir türlü çözümleyemiyoruz maalesef. İşte kıskançlık gibi en büyük konulardan bir tanesi. Aldatma, kıskançlık, şu anda sanal aldatmalar bu modern teknoloji çağıyla beraber. Ama hoşgörünün yeri olmayan konular herhalde bunlar. Evet, aynen. Değil mi? Ama işte hoşgörüyle yaklaşmanın gerekli olduğu noktalar. Yaklaşım tabii ki çok çok kıymetli söylediğiniz gibi. Ramazan Bey ne söyler? Hoşgörü pek kalmadığı için de gününü kutlama ihtiyacı hissediyoruz ya bazen. Yani gün kutlamalar biraz da bir bunun hatırlatmak üzerine. Hatırlatmak değil mi? Yani hatırlatma gereği niye duyuyoruz ki acaba? Yani bunun günü kutlanıyorsa demek ki hoşgörüyle ilgili bir sıkıntı var demektir. Özellikle çağımızın ilişkilerinde maalesef. Sizin gözlemleriniz. Maalesef çok olumsuz. Yani ilişkiler artık tamamen alışverişe dönmüş vaziyette. Menfaat ilişkilerine dönmüş vaziyette. Herkes birbirini çok seviyor ama kimse kimseye güvenmiyor. Şu zamanın ilişkilerinde zaten birinci sorun güven sorunu. Güven sorunu. Gerçekten. Ardından zaten işte hoşgörü, yani o erdemli vasıflar var ya, insan olmanın erdemli vasıfları var. O vasıflar yavaş yavaş azalmaya, artık ilişkilerde ticari bir şekle dönüşmeye başladı maalesef. Bu maç buradan döner mi sizce? Bir nesil sonra, iki nesil sonra, şimdi değil. Ben çünkü daha kötüye gitme. Düşünmüyorum, hayır. Öyle mi diyorsun? Çünkü bence daha da kötüye gidecek. Çünkü modern dünyayla beraber o uzaklaşma başladı artık. Eskiden ne oldu? Sanayi devrimiyle beraber çekirdek aileler başlamıştı. Ama ondan sonra bu modern teknoloji vesaire yaygınlaşmasıyla beraber artık insanlar tekil vaziyetlere geldiler. Şimdi dijital çağa girdik ya. O çağın aslında biz gereklerini yaşıyoruz onu ve o çağın ilk nesliyiz. Artık en komşular zor, komşuları tanımıyor. En zor zaman, evet. İnsanlar işte sanal dünyada tanışıyorlar, çıkmaya başlıyorlar. Böyle değişik bir şey oldu. Ya ve çok bundan büyük sonra avantajları oldu, hayatımızı kolaylaştırdı vesaire ama bence ama, keşke olmasaydı, evet, iyiydik yani. Çünkü insanlığımızı gibi biraz unutturuyor değil şöyle mi? Yani, hatta İrem Hocam, ben iddia ediyorum ki internetin dünyaya girişi dünyanın ahlaki seviyesini. Bir taraftan hakikaten genius insanlar çıkıyor. O teknolojiyle siz inanılmaz bir konuda uzman olabilirsiniz sadece teknolojiyi kullanarak. Bir tarafıyla doğru, inanılmaz zengin bir alan var ama bir tarafıyla da dehşet bir alan var. Evet, korkutucu. Tüm insanlığın ahlaki seviyesini bir level iki level düşürdü. Kolberg'in mesela ahlak şeyi vardır, ilkeleri vardır. Ona baktığınız zaman tüm dünyanın, dijital çağın yan etkisi anlamında söylüyorum. Avantajlarının bir de dezavantajları var. Bir de biliyorsunuz bu post-truth diye bir şey var artık. Yani bir post-truth çağındayız. O da nedir? Artık gerçekleri gerçek olarak görmüyoruz. Bu sosyal medyadan, işte Twitter'dan, oradan buradan ne duyarsak onu araştırmadan gerçekten doğru mu diye hemen bir kavgaya tutuşuyoruz. İşte hoşgörü dediğiniz orada da yok. Hoşgörü sosyal medyada, medyada hiç kesinlikle yok canım, yok. Hatta sosyal medya şeyleri var. Yani istedikleri gibi cesaretle yazanlar, çizenler, tabii. Yorum yapanlar, hani olayın hiç background'unu araştırmadan. Dolayısıyla bence bu çağ yani gerçekten her şeyi daha kötüye götürecek diye düşünüyorum. Peki bir telefonumuz vardı, isterseniz soruyu alalım. Tamam. Alo. Alo, merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Çok teşekkür ederim. Şimdi hoşgörü anlatırken siz, benim de yıllardır yaşadığım çok büyük bir problem var. Hoşgörüsüzlükle ilgili de oluyor bence. Tamam. Biraz yüksek sesle konuşabilir miyiz? Tabii. Duyabiliyor musunuz? Yani duyuyoruz ama sanki biraz böyle geriden geliyor gibi. Şu an nasıl? Çok güzel. Dinliyoruz.
Şimdi ben 21 yıllık evliyim ve maalesef 21 yıldır kayınvalidemle aramda bir hoşgörü yaratamadım. Yani ne yaptıysam bunu ben bir türlü beceremedim. Normalde o çok iyi bir kadın, yani herkes onu çok seviyor. Ben de kendi özelimde iyi bir insanım, benim de çok sevenim var. Ama ikimiz bir türlü karşılıklı bir hoşgörüye dayalı bir ilişki kuramadık. Hatta en son daha çok yeni yaşadığım bir olayı anlatacağım. Ben kronik bir hastalığım var benim. Ve kayınvalidemin de bir günü vardı hafta sonu. Kendisi ısrarla benim bu günü gelmemi istedi. Ben de dedim ki ben çok hastayım. Kafam hiç kalabalık kaldırmıyor anne. Gelemeyeceğim. Kusura bakma dedim. Ve bana dönüp ne dedi biliyor musunuz? Anne ne olsa giderdin değil mi? Ben de dedim ki gerçekten dedim sizi hiç anlayamıyorum. Bu cümleyi hiç sevmiyorum. Ben hastayım diyorum. Siz başka konulara gidiyorsunuz. İyi günler, hoşça kalın deyip telefonu suratına kapattı. Şimdi kaç yaşında kayınvalideniz? Çok özür diliyorum. Kaç yaşında? 73 yaşında. Ben de neredeyse 47-48 yaşındayım. Peki. Ben neden bir soramıyorum, neden düzeltemiyorum, neden tamam. Karşılıklı hoşgörüyü yaratamıyorum? Peki. Torunlar var mı? Evet, bir tane oğlum var, 14 yaşında. Çok onunla güzel. İlişkisi nasıl? Onunla... Yok, onunla da çok iyi değil. Oğlum da çok hani fazla yanaşmak istemiyor. Evet. Kaç yaşında dediniz? 14 yaşında. 14'te zaten sadece kimse kimseye yanaşmıyor. Sadece maddi olarak işte gel sana bir şey alayım, gel sana bir şey alayım ama hani gel seni bir seveyim, sana bir sevgi göstereyim yok. Evet. Yorum alalım. Öncelikle neler yapabilirsiniz onu konuşalım. Hem erkek tarafı hem kız tarafı. Bugün çok kıymetli konuklarım var. Evet. Önce İrem Hanım'a söz verelim. Şimdi ben buyurun. Şöyle diyeceğim aslında. Yani kız tarafıyım ama burada biraz şunu anlamak gerekiyor. Yani maalesef Türkiye'de özellikle anneler oğullarına aşırı helikopter annecilik yapıyorlar. Yani inanılmaz boyutta böyle bir sevgi gösterileriyle büyütüyorlar. Çok onları el üstünde tutuyorlar, pamuklarla besliyorlar. Dolayısıyla da büyüdüklerinde bu oğlanlar ve evlendiklerinde bir türlü onu eşleriyle paylaşamıyorlar. Bu gerçek bir durum. Hatta bu nedenle aslında böyle birlikteliklerde bile bu çocuklar sorun yaşıyor. Issız adamlar yetiştiriyoruz aslında maalesef. Çünkü o çocuklar o kadar o ilgiye alışıyor ki eşlerinden de aynı ihtimamı görmeyi bekliyor. Ya ben sevmeyeyim ne yapayım ya? Ya ben sevmeyeyim ne yapayım o çocuğu içime sokmayayım ne yapayım ben? Evet. Anayım ama, ben ana. Ama işte biraz onu fışkırtı, abarttığımız zaman içimden ya, şimdi tutamıyorum. Onlar büyüyünce böyle işte o gelin hanımlarla arada kıskançlık meseleleri oluyor. Bu benim kadar sevecek birisi dünyada olmaz ya. Ona yakın birisi sevecek birisini ister ama o da hayatında. Ama işte öyle olmuyor. Çünkü niye şey gibi olmasın? Düşünülüyor. Ona verilen sevgiyle kendisine verilen sevgi sanki azalmış, ikinci plana gelmiş gibi düşünülüyor. Ben diyorum, oğlum diyorum. Bu hayatta diyorum, seni diyorum benden başka kimse bu kadar çok sevemez diyorum. Evet. Bu doğru mu? Doğru. Beni de benim annemden daha çok kimse sevemez anneciğim. Böyle bu. Hani bunun bilincinde olup gerçekten evet. ilişki kurduğumuz kişiyle anne sevgisi, anne şefkati beklemektense... Farklı yetişkin ilişkiler kurmaya İşte onu pek kuramayabiliyoruz olmak. Her zaman. Yani bence burada da bu sorun bence var. Bence burada beyefendiye de biraz artık iş değil düşüyor. Mi? Daha doğrusu beyefendi de... Beyefendi fikrini de sorarız. Beyefendinin şimdi kayınvalide ve gelin arasındaki ilişkide beyefendinin rolü çok önemlidir. Soralım mı? Soralım mı yeri gelmişken? Eşinizin orada... sizin bu kayınvalidenize olan tavrınıza bakış açısı nasıl? Ne bileyim ara bulmak şöyle, demeyeyim ama ne bileyim ısıtmak için bir şeyler yapar mı? Hani birbirinize daha aşık falan. Gençken evet çok büyük çatışmalar yaşadık eşimle de. Çünkü çok arada kaldı gerçekten. Şimdi ne anneyi tutabiliyor ne eşi tutabiliyor ama arada gerçekten düzgün bir eşitlik de sağlayamadı. Ama şu an mesela o da şöyle. Ha annem bir şeyler mi dedi sana? Ha iyi tamam ya aman basar. Ne dedi? Yani umursamıyormuş. Heh. Artık bırakmış. Adam da artık yılmış bu işten. Evet. Adam ne yapsın? Öneri nasıl bir şey? Yani bu noktadan sonra düzeltmek isteyen bir kadın görüyoruz karşımızda. Ne önerileriniz olabilir? İkinizden ayrı ayrı da alabiliriz. Bu tarz durumları yaşayan, bu geleneksel bir evet. anlaşmazlık bir iletişimsizliktir evet. Öyle, zaten. Ki. Bununla ilgili ne gibi bir tavsiyeniz olabilir? Yani buyurun hocam. Buyurun. Aa vallahi olmaz. Buyurun.
Peki. Hanımlar önden. Yani ben her zaman gerçekten yine de iletişim taraftarıyım. Şöyle ki karşılıklı oturup aslında bu sorunların konuşulması, yani falcılık yapılmaması taraftarıyım. Çünkü belki hanımefendi bu arada çok kırılıyor. Hani o hastalık gününde çağrıldı, altın gününe vesaire. Ama diğer taraftan acaba kayınvalide de mi hakikaten ikinci plana atıldığını mı düşünüyor annesinin yanında? Hı hı. Yani o yüzden bu falcılıklar yapılmadan insanlar oturup bazı şeyleri konuşabilirler. Bir de şey kuralı var biliyorsunuz. Eğer bir eleştiride bulunacaksak 5 tane iyi bir şey söyleyeceğiz. Araya bir tane eleştiri sıkıştıracağız. 5 tane iyi nereden bulacak hocam? Sandviç kuralı. Ama diyecek ki siz oğlunuzu ne kadar iyi büyütmüşsünüz. İşte şöyle yapmışsınız, bizim ailemize şöyle katkılarınız oldu vesaire diyecek ve onun arasına bir tane eleştiriyi sıkıştıracak. Böyle bir sandviç yaparak belirtirse karşı tarafta savunmaya geçmez, sinirlenmez diye düşünüyorum. 73 yaşta. Evet. Onların iletişim becerileri Ramazan biraz Bey. Pek değişmez. Ramazan Bey, siz de dinleyelim bu anlamda bir problem yaşadıysanız. Bu konuyla ilgili yapılması gereken anlamında söylüyorsunuz değil mi? Buyurun. Şöyle hanımefendiyle beyefendinin öncelikle çift terapisi alması gerekiyor. Çünkü bu kayınvalide gelin iletişimi görünümü altında aslında bir takım olamamanın, karı koca sağlıklı karı koca olamamanın sonuçlarıdır. Eğer karı koca takım olaydı, biz olaydı, bu sorunlar yaşanmazdı. O yüzden oradan başlamak gerekiyor. Bir de karşı taraf 73 yaş. Onu bir görmek gerekiyor. Evet. O iletişimi kurabilir miyiz, kuramaz mıyız? Var mı eklemek istedikleriniz hanımefendi? Nasıl geldi bu fikirler kulağınıza? Daha önce denediğiniz mi? Yoksa evet bence de bunu yapabilirim dediğiniz bir şeyler yani, mi? Çift terapisi evet. Birkaç kere denedik. Hiçbir şekilde olmuyor bence de. Kayınvalidemin dönüşmesi mümkün değil bana kalırsa. Güzel. Böyle gidecek demek ki. Aynen öyle. Değişmez. Ya 73 yaşındaki insanların 73 yaşındaki insanların iletişim becerileri kolay kolay değişmez Çağla Hanım. Hayır, o değişmeyebilir de değişmez. Bence hanımefendi bakış açısını değiştirebilir. Biz değişeceğiz zaten. Benim şimdi annem babam değişmez. Ben değişirim. Benim değişimim onlarla olan ilişkimi değiştirir. Yani burada biraz daha değişimle ilgili kısımdaki sorumluluk bize düşüyor. Yani yetişkin evet. Tabii. Ben açıkçası buna katılıyorum. Yani bizim değişmemiz gerektiğini, bizim bakış açımızın değiştirmemiz gerektiğini şöyle düşünüyorum. Şöyle bir kural var psikolojide. Özür dilerim, kestim sözünüzü. Yani şöyle bir kural var. Mesela baba ile ebeveyn ile çocuk bir sorun yaşadığı zaman bu sorunun sorumluluğu %75 ebeveyindedir, %25 çocuktadır. Ama şimdi, ne olursa olsun. Bir şeydi 73 yaşındaki bir hanımefendiyi çocuk yerine koyamayız. Koyacağım hocam. Bekle bir saniye. Şöyle bilimsel olarak bir şey söyleyeceğim. Anne babalarınızla bir sorun yaşadığınız zaman ya da iletişimde bulunduğunuz zaman da bilin ki 75 sorumluluk sizde, 25 sorumluluk anne ve babalarınızdadır. Ben onu öyle çok direkt kabul edemiyorum. Ama şöyle bir şey var. Kişi her konuda, yani ister kayınvalideyle olan sorun olsun, ister sevgiliyle, ister eşle, kişi gerçekten kendini değiştirdiği zaman ancak karşı tarafa olan bakış açısı değişir. Evet. Benim de naçizane tavsiyem, ben de bugün 44 yaşındayım. Yani 73 yaş, yani güzel ve zor bir yaş. Artık yani hayatın işte belki kaç senesi olduğunu bilmediğimiz bir yaş. Bence siz ona belki bir şey öğretemezsiniz ama gösterebilirsiniz. Koşulsuz ve beklentisiz bir şekilde eğer ona sevdiğinizi hissederseniz, ona kalbinizi açarsanız bence kesinlikle hemen olmasa da yavaş yavaş karşılığını görürsünüz. Ama diyorum karşılığını görmeden, hiçbir beklentiye girmeden onu bence koşulsuzca sevebilirsiniz. Çünkü bence o hanımefendinin ihtiyacı olan tek şey torununa davranışından da, size davranışından da anladığım tek şey, tek ihtiyacı olan şey sevgi. Bunu öğrenmeyi deneyebilirsiniz. Benim naçizane fikrim. Çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. Bir sokak röportajımız var. Çok keyifli bir röportaj. Kadın erkek dediğimizde akla ilk gelen soru. İlişkilerde kadınlar ne ister, erkekler ne ister? Gelin önce sizlerin fikirlerini alalım. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Sizce erkekler kadınlardan ne ister? Sevgi ve saygı ister ama kendileri hiç göstermez. Ondan sonra en ufak şeyde bağırırlar. Ondan sonra da kadından sevgi, saygı beklerler. Bu olur mu? Fazla ilgi istiyorlar. Annesiymişiz gibi davranmamızı istiyorlar. Ve onlara istedikleri o ilgiyi veremeyebiliyoruz bazen. Çünkü bizim de bir hayatımız, bizim de bir yaşantımız var. Son ispatı biz onların annesi olmaya gelmedik bu dünyaya. Biz de kadın olarak yaşamaya geldik.
kendi hayatımız, kendi özgürlüklerimiz var. Biz de çalışacağız, biz de büyüyeceğiz, biz de gezeceğiz. Ama onlar bunu çok istiyormuş gibi davranmıyorlar. Bazısı diyorum yani çok fazla ilgi istiyorlar genel ağırlıklı olarak. Bence genel olarak insanlar şu an ilişkilerle ilgili çok ne istediğini bilmiyor. Benim tespitim bu ilişkilerle ilgili. Çünkü herkesin böyle yapay bir hayatı var, çok yüzeysel. İnsanlar bir şekilde birbirine olmadığı kimliklerle bir noktaya kadar sanki böyle kandırıyor. Sonrasında herkes birbirinin gerçek yüzünü görüyor. Ben böyle yorumluyorum yani. Erkeklerin ne istediklerini şu anda çözebilmiş değilim. Ne istediklerini çünkü kendileri bile bilmiyorlar. Erkekleri biraz bencil olarak görüyorum. Sürekli her şeyi kendilerine yontuyorlar. Sürekli onlar haklılar. Kadın çok istiyor. Kadın sürekli bir isteyiş halinde. Onlara sorarsan erkekler hiçbir şey istemiyor. Erkekler sadece rahat bırakılmak istiyorlar. Sizce kadınlar erkeklerden ne ister? Sevgi ister, ilgi ister, para ister. Zaten her şeyin önünde para geliyor. Peki bu kadınların isteği sizce doğru bir istek mi? Bence doğru. İlgi ister, sevgi ister, şefkat ister tabii ki. Para zaten ikinci plan. Yani eğer bir insan eş, bir ailenin içinde eğer birbirini sevecek bir iki insan varsa parayı o aklına gelmez. Doğal olarak aslında öncelikle tabii evin içinde huzur ve böyle ihtiyaçlarının karşılanması tabii ki ister. İhtiyaçlarının karşılanmadığı bir ilişkide zaten ilişkiler yürümüyor. Erkeklerde de aynı şeyler geçerli. İki tarafta birbirlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi, huzur, mutluluk ve sağlıklı bir ortam isterler. Kadınlar erkeklerden dürüstlük ister. Birbirine ihanetlik etmeyecek ve eve iyi bakmak ve para vermek ister. Almak ister yani daha doğrusu. Parayı sever mi kadın? Çok sever. Senin hanım var mı? Var. Allah. Seviyor mu parayı? Yok, o sevmez parayı. Benim hanım parayı sevmez. Versem bile geri getir, benim cebime koyar. Erkeğine güvenmek ister. Sağlıklı yaşamak ister. Huzurlu yaşamak ister. En güzel şeyleri ister. Sizce erkekler yerine getiriyor mu kadınların bu istekleri? Ya erkekler de hepsi bir olmaz. Ben erkekler de çok zaman şey eleştiriyorum yani. Doğru yapmayan çok insanlar var. Burada cevaplarda tabii jenerasyon farkını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Kimileri gerçekten anlamış, hissetmiş, yaşamış, deneyimlemiş. Kimileri de daha yolun çok başında, hepimizin geçtiği yollar gibi aslında. Burada İrem Hocam'a ben sormak istiyorum o zaman. Buyurun. Ne ister? Kadınlar gerçekten bence önce sadakat, güven, saygı. Mesela saygı derken şunu kastediyorum. Önemli hayat kararları alınırken ortak o kararı olmak istiyorlar. Yani dinlenmek istiyorlar. Çünkü erkeklerde genelde şunu görmeye başladık. Önemsenmek diyebilir miyiz? Önemsenmek aynen. Istiyorlar. Yani sadece mesela evdeki atıyorum finansal kararları falan kastetmiyorum. Mesela bir kariyer yapıyorsa kadın onun desteklendiğini görmek istiyor karşı taraftan. Her zaman bütün konunun erkek çerçevesinde dönmesini görmek istemiyor. Aslında o kadar basit ki kadınları mutlu etmek. Küçücük bir mesajla, küçücük bir işte sarılmayla onu hissettirmek, o sevgiyi yetiyor. Ondan sonra kadın her şeye yapabilir yani o erkek için. Kadının gözünden böyle Ramazan Bey, kadınlar ne ister? Kadınlar şöyle, ne istediklerini kendileri de bazen bulmakta zorlanırlar. Çok karmaşık bir yapılanmaları vardır. Tabii ki duygusal istekler. Şöyle, tüm kadınların ortak doğası var. Tüm erkeklerin ortak doğası var. İnsan olarak ortak doğalarımız var. Bir de hormonal, biyolojik olarak farklılıkların, bu evrim sürecinde gelen farklılıkların yarattığı şeyler var, özellikler var. Kadında farklı, erkekte farklı özellikler var. Şimdi kadın ne ister? Duygusal anlamda kadının kesinlikle ve kesinlikle ilk isteği ilgi ve sevgidir. Hı hı. Çünkü onun ruhsal yapılanması bunun üzerine inşa edilmiştir. Evet. Sevgi ve ilgi üzerine. Hı hı. Erkeğin temel yapılanması, ruhsal anlamda temel yapılanması güç üzerine kurulmuştur. Çünkü erkek güçlü olmak zorunda. Bu ilişki sperm yumurta ilişkisine kadar gider aslında. Kadın maddi olarak güvence altında olmak ister. Mesela erkek de bunu vermek ister. Yani, özü itibariyle söylüyorum. Kadına para ister dedikleri bu aslında. Alt metninde bu. Yani bu doğru bir şey tabii ki. Çünkü yani. Kadın hamile kalacak. Şöyle söyleyeyim. Güvende. 3 yıl bakın çalışamaz kadın. Doğada da düşünün. Evet, şehir hayatında da düşünün. Olabilir. Kadın 3 yıl boyunca
çalışma anlamında belki. Evet. Yani deaktif bir durumda. Hı-hı. Peki kadının bilinçaltı bunu biliyor. Yani biz evet şu an 45 yaşındayım ama ben 5 milyon artı 45 yaşındayım. Benim 5 milyon yıllık bir genetiğim Hı-hı. var. Bilinçaltım var. Yani fıtratım var. Tıpkı bir kadının da bir memelinin de bir canlının da olduğu gibi. Velhasıl kelam bunlardan dolayı diyorum ki kadının bu istekleri çok aslında bu güvenceyi istiyor kadın. Evet. Erkek de buna karşın şunu istiyor. Hayır, erkek ne istiyor çok merak ettim. Onu biliyor muyuz? Baştan erkekler de gerçekten bazen ne istediklerini bilmiyorlar diyebilir miyiz? Tabii ki bilmez. Çoğu insan bilmez. Bunu bilinç dışı yaparlar. Zamanla değil mi yani, birazcık? O bilinç sonradan yani 40'ından sonra belki geliştirirseniz 35'inden sonra başka bir bilinç seviyesine geçersiniz ve bunları görmeye başlarsınız. Geçmişten günümüze erkekler ne ister olarak eğilirdi? Evet, tabii ki bir kere o güç dedim ya. Evet. Bunun karşılığında şöyle bir ihtiyaç duyuyor. Sayın beni. Beni önemseyin. Evet. Beni sayın. Yani önemsenme ihtiyacı. Çok erkeğin doğru. daha fazladır. Bu o zaman sayılma. Ortak bir nokta diyebilir miyiz? Kadınlarda da erkeklerde kesinlikle. De önemsenme ihtiyacı onun var. Onun altını ben çizeceğim. Şöyle söylüyorum. Bizim söylediklerimiz arkadaşlar kadın sevilmek ister de erkek istemez mi? Asla bu anlama evet. gelmiyor. Erkek tabii sayılmak ister. Yani şunu demek istiyorum ben. Bunlar ortaktır zaten. Hmm. Ve bunlar ortak. Tabii ki şu metin çıkarsa şöyle bir anlam çıkarsa çok üzülürüm. Yani erkek daha çok sayılmak, kadın daha çok sevilmek istiyor o cümlesinden. Yani işte erkeği sevmeye gerek yok, kadını saymaya gerek yok cümlesinin çıkması o mantık dışı bir şey yani. Çok üzülürüm öyle bir anlam çıkarsa. Burada erkeğin ruhsal yapısının gereği istediği, gücü ihtiyacı var erkeğin. Yani bu nedenle nedir mesela? O yüzden de sayılmak ister. Zayıf tarafıdır erkeğin bu. Evet. Dışarıdan bakmayın onu siz öyle çok hocam. Yani aynen onu güçlü duruyor ve ben önemsenmek istiyorum evet. ya. Bu erkeğin zayıf halidir. Zaten ben ilişkilerde içlerinde olmayan şeyleri dışarıdan beklerler. İlişkilerde hep evet. diyoruz ya erkek mesela egosunun okşanmasını ister. Hmm. Alttan alınmak ister. İşte o çünkü o gücü ve saygıyı hissetmek istediği için. Bu konuda evet. tamamen ama belli bir olgunluktan sonra ya da evet. alfalıktan sonra erkek bunları artık önemsemez. Aşmıştır. Önemsemez. Evet. Güçle. Çünkü erkeğin başının belası da güçtür. Hmm. Kadının başının belası da ilgidir zaten. Evet. Yani ilgi dozunu kaçırdığı zaman kadın ruhsal mekanizmalar değişiyor, ilişkiler değişiyor, iletişimler değişiyor. Evet. Yani neyin ilgisini bekler kadınlar? Erkeklerin ilgisini bekler. Neden? Hayır şunu da kimin demedim yani neyin ilgisini? Atıyorum iş konusunda mı ne bileyim şefkat konusunda olur mu? Mı? İşte, çok belli, çok basit. Önce fiziksel ilgi, güzellik fiziksel ilgi. Tabii. Evet. Önce peki. fiziğine ilgi ister, güzelliğine. İltifat duymak ister. Evet. O güzel olduğunu hissetmek bir kadın için. Mesela erkek yakışıklı olduğunu hissederse tabii ki bu güzel bir şey değil mi? Ama kadın kendini güzel hissederse bu bambaşka bir şey. Yani erkekle çarpı 10. Hmm. Bana mesela gelen danışanlarda Çağla Hanım hep şey diye düşünür kadınlar. Mesela kilo almıştır çocuk sonrasında. Hmm. Erkek ilgisini kaybettiyse ilk sebep odur diye düşünür. Sonra mesela kiloyu verir. Hatta 30-40 kilolar gibi büyük kilolar verir. Hmm. Ama erkek hala ilgilenmiyordur. O zaman gelir der ki ya ben bu kiloyu da verdim. Neden hala bu problem devam ediyor der. Çok enteresan. Evet. Arzulasın evet. ister. Yani evet. kadın eşi tarafından arzulanmak ister. Evet. Tabii ki. İlgi orada başlıyor. Sonradan davranışlarına, duygularına, düşüncelerine ilgi ister. Ama ilk ilgi arzu Lacan'da olduğu çünkü gibi. Çünkü o da o sırada kadın gibi hissedecek. Erkek bravo. De o üç tarafı beslendiği zaman erkek gibi hissedecek evet. gibi düşünebiliriz. Şimdi bu farklar sizi çok şaşırtacak. Kadın ve erkek ilişkilere nasıl bakıyor? Erkeklerin kadınlardan en sık şikayet ettiği konu kadınların onları sürekli değiştirmeye çalışması iken, kadınlarınsa erkeklerden en sık şikayet ettiği konu ise erkeklerin onları dinlemediği yönünde. Neler söyleyebiliriz? Çok doğru. Acayip doğru. Şimdi kadın beyni doğru. erkek beyni diye gerçekten bir şey var bir kere. Orada bir farklılık var. Evet. Erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten. O gerçekten aslında fizyolojik olarak da doğru. Hı-hı. Kadınlarda gerçekten beyindeki beyaz madde daha fazla. Yani kadınların beyni organize çalışmaya yönelik. Hı-hı. Ve duymayla alışverişleri. Dolayısıyla mesela siz telefondayken işte 10 tane işi bir arada yapabilirsiniz. Doğru. Ama bir erkek maç seyrediyorsa karısı oradan bir şey söylediği anda onu duymayabilir mesela. Duymayabiliyor evet. Dolayısıyla bu böyle bir fizyolojik yapı var zaten ve kadınlar da gerçekten konuşmayla bütün sorunlarını, streslerini atma, anlatma
Ve o iletişimi öyle kurma üzerine kurulmuş. Ama biz zaten kadınlar erkeklerin bu kabiliyetsiz, bu konuda bizden daha kabiliyetsiz olmalarını asla şey yapmıyoruz. Çünkü hı-hı, öyle yaratılmışız. Evet. Bununla ilgili bir sorun yok. Sadece maçı durdurup oraya dönüp onu dinleme. Evet, isteği var, evet, değil mi kadınlar? Kesinlikle. Aynen. Madem ki eğer tek bir şeye odaklanabiliyorsun, seni bana böyle odaklan, kabul ediyorum. Sana bir şey söylediğim zaman bana odaklan, evet, ilgisi. Doğru muyum Ramazan kesinlikle, Bey? Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. O değiştirme cümlesiydi değil mi? İlk maddemiz. Kadınlar değiştirme. Evet, evet. Ha. İlk o ister. Kadınlar da erkeklerden onları dinlemediği yönünde. Kesinlikle kadınlar erkekleri değiştirmek isterler. Bu konuda da çok haklıdırlar. Çünkü erkek donanımının bazı eksilerini kadın değiştirmek ister. Bunu sezgisel ve bilinç dışı bir şekilde kadın bilir. O erkeği olgunlaştırır. Yani bunu bilinç dışı bir şekilde bilir. Çünkü kadın iletişim konusunda, duygular konusunda uzmandır. Mekanik konusunda, analitik konuda erkek ne kadar üstünse, avantajlıysa, kadın da duygular ve iletişim konusunda avantajlıdır. Şimdi şöyle, baba olacak ya adam. Yani eş olacak ya. Aynı zamanda damat olacak ya, yani kadın onu eğitir, hı hı, değiştirir. Yani eğer erkek de kendini buna bırakırsa daha iyi olur. Ama kantarın topuzu kaçarsa erkeğin ayarları şimdi bozulur. Şimdi onu söyleyecektim. Ayarlar bozulur. Şimdi bazen de deniliyor ki hocam, olay çıkar. Ya sen bunları bilerek girdin bizim ilişkimize. Hani beni tamamen baştan değiştiremezsin gibi erkeklerde böyle bir reaksiyon oluyor değil mi? Evet, erkek o konuda çok dirençlidir, yazık. Mesela evet, siz kadını değiştirmeye çalıştığınızda kadın size çok ciddi bir reaksiyon vermez. Vermez. Yumuşaktır. Yumuşak yumuşak alır. Hı-hı. Erkek dedim ya, evet, yani erkek egosu birden böyle sen nasıl beni değiştirirsin falan filan der ama yazık, onun değişmeye de ihtiyacı, evet, vardır biraz. Mesela evet, erkeklerin empati kurma yeteneğini geliştirmeleri beklenmeli mi bir kadın tarafından? Yani kadın gibi zor düşünüp onun gibi hissetmesini beklemek sizce birazcık hayal kırıklığı yaratmaz mı? Kesinlikle yani, arkadaşlar, hanımlar, evet, özellikle beklemeyin şunu söyleyeyim. Beklemeyin diyor bence. Evet, değil mi? Empati şöyle izah edeyim ben size. Doğası itibariyle, evet, evet, erkeğin empati düzeyi düşük yok, olmalıdır. Evet. Neden hocam, nasıl olur ya? Yani neden düşük olmalıdır empati düzeyi? Testosteronlardan. Çünkü hocam doğada erkek gitti ceylanı avladı. Düşünsenize, yani empati düzeyi yüksek olan bir erkek acır. Ben şimdi mesela hayvana ben nasıl zarar vereyim? Bizim evet, empati şeyimiz o kadar gelişmiş ki, mesela benim şahsım için söylüyorum. Hem bu meslekten hem yaştan dolayı. Ben şimdi o canlıyı ben nasıl öldüreyim? Evet. Ama doğada bunu öldürmeniz için, evet, empatinin düşük olması lazımdı. Evet. İki. Bir erkeğin empati duyguları ne zaman değişir biliyor musunuz? Çocuğu olduğunda. Baba olduğunda. Baba olduğunda o bebeği babanın kucağına verin hanımlar. Onda oksitosin salgılanmaya başlar, empati başlar. O adam başka bir adam olmaya başlar. Her zaman değil ama çoğunlukla öyle oluyor. Şey bu. Bazen de baba olamayacak kişiler olacak, de oluyor. Tabii evet, ki haklısınız. Evet. Biz yani şöyle söyleyeyim. Biz hep normal dağılımdan tabii, dolayı söyleriz tabii, ya. Kahir ekseriyeti söyleriz ya. Tabii ki istisnalar var, farklılıklar var. Biz normal dağılımındaki kişileri söylüyoruz. Erkeğin kucağına sen bebeği ver, erkek değişir. Evet. Erkekte başka hormonal değişiklikler oluyor. Evet. Ama o zamana kadar eğer bir evcil hayvan beslemiyorsa empati düzeyi düşük olur. Bu da önemli bir bilgi oldu. Peki şimdi erkek ve kadın arasında çatışmaya sebep olan 5 konuya birlikte bakıyor olacağız. İlki de bir kime sorsak herhalde aynı kelimeyi kullanır diye düşünüyorum. Kıskançlık. Kadın gözüyle kıskançlık beni kısıtlayamaz. Erkek gözüyle ise erkek kıskanır yani. Mesela kadınlar kıskanılmayı ister mi? Evet. Size soralım efendim. Bence hayır. Ben mi? Bana sormayın. Size sormayalım. Size sorayım. Size de sormayalım. Siz kıskanılmak istemiyor musunuz? Hayır. Eşiniz tarafından? Hayır. Eyvah. Hiç yok bende. Çünkü bence bunları ben aşmak gerektiğini düşünüyorum. Yani evet, eğer kadın kendi özgüvenine sahipse, kendinden eminse, bir ilişkide yani şeyin göstergesi, sevginin, aşkın göstergesi kıskançlık olmamalı diye şöyle izah edeyim efendim. Biliyorum. İki tür kıskançlık var ya. Birisi koruyucu kıskançlık, olması gereken. Hı hı. Neymiş olması gereken kıskançlık hocam? Vallahi merak ettim. Aa, o olmazsa cinsellik de olmaz ki zaten. İzah edeyim. İki türlü kıskançlık var. Birisi çok güzeldir, çok tatlıdır. Diğeri de acıdır, zehir gibidir. Hmm. Yani ruh sağlığını bozar. Şüpheci kıskançlık zaten paranoya doğru gider. Tamam. Şimdi sizin bahsettiğiniz kısıtlama,
zorlama, baskı altına alma, aşırı müdahaleci olma vesaire kısmı, kontrolcülük kısmından bahsediyorsun. Yani sosyal medya şifrelerini isteme vesaire. Ya canım o kontrolcülük. Kontrolcülük, evet. Tabii ki o hastalıklı bir şey. Evet. Bakın hastalıklı bir şey. Evet. Bir de güzel kıskanma var. Ben eşimi, sevgilimi, kadınımı kıskanırım, sakınırım. Şimdi sakınmak kem gözlerden başka bir şey. Sakınırım. Kem mi? Kem gözlerden sakınırım. Olumsuz durumlardan sakınırım. Tabii ki de. Onu korurum. Ama o koruma. Ama sakınmayla kıskanmak aynı şey değil. Ya işte. Evet. Nasıl? Sakınmayla kıskanmak aynı şey değil. Ya koruma içgüdüsü başka bir şey. Biz... Çok isterim sakınsın beni. Hayır biz efendim teorik teknik olarak şöyle söyleyeyim. Jalüzi kelimesinden geliyor ya. Jalüzi kısmak demek ya. Yani o bakın o kelimenin o kadar güzel bir anlamı var ki kıskançlık kelimesinin, jalüzi kelimesinin. Siz ne yapıyorsunuz? Bakın mahreminizi jalüziyle örtüyorsunuz ya. Bak buna kıskançlık demişiz, anladınız mı? Bak mahreminizi kısıyorsunuz ya. Onu dışarıdan ya da kötü gözlerden sakınırsınız. Bu sağlıklı ve çok güzel bir kıskançlıktır ve cinsellik içinde inanılmaz önemlidir. Eğer ben sevgilimi sıfır kıskanıyorsam aramızda cinsellik yoktur. Bu anlamda benim sağlıklı kıskançlık diye tabir ettiğimiz kıskançlık yoksa cinsellik de yoktur zaten. Ya o kendi kendine kıskansın, bana belli etmesin. O duygu ben onda olmasın demedim. Sizi neden rahatsız ediyor ki bu sevme ya da sevme seni koruma? Hiç asla öyle bir şey demedim. Yok ha hiç asla korunmak. Ama benim anladığım kıskançlık bu. Sizin anladığınız kontrolcülük ya. İşte kadınlar ne anlar, erkekler ne anlatır gibi bir şey oldu şu anda. Evet. Aynen. Tamam, öyle bir şey oldu. Tabii bir telefonumuz var, onu alalım mı? Sonra devam edeceğiz. Lafınızı böldüm, özür diliyorum. Alo. Rica ederim efendim. Ne demek? Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Beklettik, kusura hoş bakmayın. Hoş bulduk Çağla Hanım. İyi yayınlar. Ben hemen soruyu sormak istiyorum. Özellikle Ramazan Bey'den. Konuyla ilgili bir tabii yorum ki yapmasını rica ediyorum. İnşallah. Bir yıllık bir ilişkim var. İlişkimizin başlarında ikimiz de birbirimizi gereğinden fazla kıskanıyorduk. Hatta bununla ilgili ciddi bir kavga, bir tartışma da yaşadık. Sonra ilişkimizi devam ettirebilmek adına oturup konuştuk. Kıskançlık düzeylerimizi kontrol altına almaya karar verdik. Ama şimdi de özellikle son zamanlarda erkek arkadaşım, ben iş yerimden arkadaşlarımla özellikle erkek arkadaşlarımla dışarıya çıktığımda bile beni aramıyor, sormuyor, merak etmiyor. Ben yine nereye gittiğimi, kimle gittiğimi kendisine söylüyorum. Arkadaşlarım artık benimle dalga geçmeye başladı. Kıskanmayan erkek. Yani kıskanması gereken bir durum var ve kıskanmıyor sizce. Siz istemişsiniz ya bunu. Ve sizi rahatsız ediyor bu durum değil mi efendim? Yani sıfır kıskançlık olması. Yani dalga geçmeye başladılar. Kıskanmayan erkek mi olur? Seni sevmiyordur gibi. Doğru söylüyorlar. Ama tekrar altını çizerek söylüyorum. Çok yanlış anlaşılan bir konu. Teknik olarak kelime tam doğru bilinmediği için. Kıskançlık şöyle. İki türlü dedim ya. Birisi kontrolcülük ve müdahalecilikse bu özgüvensizdir erkek. Ve karşı tarafın insan hakkına müdahaledir. Sizin bahsettiğiniz kıskançlık insan hakkına müdahaledir. Bu başka bir şey ama ilgilenmesi ondan sonra. Yani siz şöyle söyleyeyim. Kadınları daha iyi biliyorsunuz değil mi? Ve eşinizin yanında, sevgilinizin yanında kadınlar konuşurken onların niyetlerini daha iyi sezmez misiniz? Yani eğer kadın art niyeti varsa sezersiniz. Bak ben mesela sezmekte zorlanıyorum. Erkeğin niyetini ben daha iyi sezerim. Kadının da niyetini siz daha iyi sezersiniz. Baktım ki hanımımın yanında, sevgilimin yanında öyle abuk sabuk davranan, o hissettiğim, o yani rahatsız edici biri, hop derim ne oluyor? Ha ne oluyor derim yani. Hanımama yapmam ben bunu. Bir dakika ne oluyor derim, araya girerim. Bu kıskançlığı istiyor hanımefendi. Haksız mıyım efendim? Doğru anlamış mıyım? Pardon. Aslında o kadar fazlasını da istemiyorum. İzah ettim ya işte. İyi tarafını, yani olumlu kıskançlığı istiyorsunuz, iyi kıskançlığı istiyorsunuz, kötü olan yani, kıskançlığı istemiyorsunuz. Dengede, tüm şeyleri dengede tutmak istiyorum. Fazlasını da değil ama olması gerekeni istiyorum. Şimdi ben aynı fikirdeyiz sizinle, haklısınız diyorum şöyle ben de. Şöyle bir şey ekleyebilir miyim izninizle? Yani tabii. İnsanlar tabii makine gibi değiller. Yani hani düğmeyi kapattım, istediğim oranda şöyle bir kıskançlık yaratılsın, düğmeyi açtım vesaire. Yani öyle bir şey yok maalesef. Ama keşke olsaydı. O nedenle dengenin tam sizin istediğiniz
oranda sağlanması, o kıvama gelmesi biraz zor aslında. Dolayısıyla yapabileceğiniz en iyi şey bence tekrar bir konuşma yapmak. Ve bu seferki bu durumda yani bir rahatsızlık olup olmadığını vesaireyi sorgulamak bence. Ama hiçbir zaman karşınızdakine... Allah aşkına İrem Hocam ne desin? Bir konuşma daha yapsın. Ben diyorum ki aşkına, şimdi ama ilk konuşma çok enteresanmış zaten. Şey evet. demişler birbirlerine. Yani biz bu kadar müdahaleci falan olmayalım. İkimiz de rahatsız ediyor bu kısım demişler. Ama şimdi mesela o taraftaki karşı kaçmış taraftaki demişler. Arkadaşlarınızın tarafından dalga geçiliyor olmanız... Aslında gerçekten kıskanılacak bir durum var mı diye size soracağım. Hani çünkü evet. şirketten arkadaşlarınızla yemeğe çıkabilirsiniz ve bu aşırı kıskanılması gereken bir durum mu size göre ve neden kıskanmıyor sorusuna geçelim. Çünkü eğer arkadaşlarınız bu konuyla ilgili sizinle dalga geçiyorsa ortada gerçekten kıskanılması gereken bir durum var gibi düşünüyorum ben. Var mı? Şöyle, ekipte tanıdığı insanlar var. Daha önce onunla tanıştırdığım kişiler var. Ama hiç tanımadığı yeni ekibimize eklenen, arkadaş grubumuza eklenen kişiler de var. Size güven duyuyor olamaz mı mesela? Kim gelirse gelsin. Orada olay bence. Çıkarmıyorsa size güveniyor hissi yaratmıyor mu sizde? Yani güven siz... duygusuyla beraber birazcık da galiba kıskanılmak da istiyorum. Ama bu sizin yani ben cazibeli bir kadınım. Demenize mi acaba fayda sağlayacak biraz? Yani bana biraz öyle geldi. Biraz yani önce konuşmuştuk değil evet. mi? Yani kadın arzulanmak ister erkeği tarafından. Yani çok güçlü bir duygu bu. O sizin kendinize güveninizi arttıracak. İşte arkadaşlarınızın yanında bakın ben sahipleniyorum. Etkisi yaratacak bir şey herhalde arzu ediyorsunuz ama. Sevmiyor ve beni artık arzulamıyor gibi mi hissettiriyor size bu evet. nötrlüğü? Arama matının dışında böyle hissettirdiği başka bir konu yok. Sadece kıskanılmakla ilgili konuda sıkıntı yaşıyoruz. Canım bir soru sorabilir miyim? Bu olaylardan sonra daha siz rahatsız olmaya başladıktan sonra cinselliğinizde de olumsuz yönde bir değişim oldu mu? Bu konuya girmek istemesem. Ha? Şimdi anladınız mı siz konuyu? Hocam konu derindir değil mi aslında? Konu anlaşıldı o taraftan. Asıl mesele orası. Asıl hocam mesele. Da işte burada giremiyoruz. Konulara. Konulara tam olarak girilemiyor evet, ama mutlaka hikayeler ama, evet. Dinlenilmeli. Evet. Ve... Bir de şöyle söyleyeyim, çok özür dilerim, orada önemli bir konu var da. İlişkinizin mahremiyeti konusunda. Teşekkür ederim buna saygı gösterdiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. İlişkinizin mahremiyeti konusunda arkadaşlarla konuşuyoruz dediniz ya. Ben sizin şahsınızla ilgili söylemiyorum ama bir evlilik terapisti olarak da kesinlikle ilişkinizin... arkadaşlarla konuşulması asla ama asla istediğimiz bir şey değil. Yani çok olumsuz bir şey. Yani öyle mi? İlişkiler evet. eşle, dostla, arkadaşla, iş arkadaşlarıyla falan konuşulmamalı. Yani akıl almamak mı lazım diye düşünüyorum. Aynen kesinlikle. Evet. İlişkini konuşmaman lazım. Bazen de aşırı gaza getiriyorlar. Git kız konuş kız evet. falan diye de evet. aşırı gaza getiriyor evet. olmadık yerde değil mi? Bozulur ilişkiniz. Şimdi bak mesela dalga geçti diye kendisini kötü hissetmiş. Belki ilişkiniz. Hiç hissetmeyecekti bile tabii, böyle tabii, bir şey. Tabii. Belki aynen. rahat hissedecekti. Oradan bir ateşi fitilledi birisi işte. Ya işte tabii. ne oluyor biliyor musunuz? Ya bazen yolunda giden bir şey var ya eş dost araya giriyor bir şey söylüyor. Aklın karışıyor kafan karışıyor. Ya şeyi tabii. sormuşlar Kırkaya sormuşlar tamam mı? Ya sen demişler nasıl yürüyorsun? 40 ayak düşünmüş bir daha da yürüyememiş. Ne yapmış? Bir daha yürüyememiş. Bir daha yürüyememiş. 40 ayak düşündüğü zaman yürüyemem. Hangi adımı atacağını düşündüğü zaman adam ya şey tırtıl düşündüğü zaman 40 ayak atamaz ki. Önce yani, atacağım diye. Güzel bir örnek. Aman diyeyim yani iyi giden ilişkilerinizde bazen eşe dosta sorayım ona sorayım buna sorayım derken sormadan kendimiz devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz telefonumuza. Önemli bir konuydu. Vakitte sular seller gibi akmış bitmiş. Biz geçtik bile bu arada. Ramazan Şimşek, uzman psikolog Ramazan Şimşek ve klinik ilişki iletişim uzmanı İrem Attat bizlerle beraberdi. Çok teşekkür ediyorum bu teşekkür keyifli sohbet için. Sizleri uğurlarken bakın az sonra kim geliyor? Hanımlar, ekran başına, kadınların yaygın hastalıklarına ayna tutuyoruz. Şiddetli adet sancısı hangi doğal yağlarla azalabilir? Migren ağrılarına özel hangi yağları kullanmalısınız? Menopozda sıcak basması nasıl azaltılır? Kadın sağlığına dair birbirinden önemli tarifleri ve bilgileriyle eczacı, homeopat, aromaterapist Ezgi Nevçehan az sonra Çağla'yla yeni bir günde.
Eczacı Ezgi Nevçehan bir kez daha bizlerle beraber ve öncesinde biz konuşmuştuk sizinle bu homeopati, homeopat kısmını tam bir anlayalım ondan sonra konuşalım diye. İstiyorsanız diyor ki hocamız şöyle başlayalım. Hiçbir hastalığın bir bedene tesadüfen girmediği konusunda hocamın ısrarcı bir cümlesi var. Her şey için geçerli mi bu? Kesinlikle. Evet, benim şu an karnım şiş. Evet. Benim bedenime ne oldu? Bu sabah Merve ağladı, bana sinir bastı. Ondan karnım şişmiş olabilir mi? Olabilir. Tamamen stres, vücuttaki hormonlar ve özellikle stres hormonu zaten sağlıkla ilgili tüm süreçleri tetikliyor. Sonra geliyor hocam yayında kimse görmüyor seyircilerimiz. Oradan ağzıma şey veriyor, mide rahatlatıcı diye. Sen ağla ağla sonra beni orada şuruplarımı ver. İlişkiler çok etkiliyor değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Duygu dünyası çok etkiliyor. Önce ruh rahatsızlanıyor. Aslında ruhun dengesi bozuluyor. Sonra bu bedene sirayet ediyor. İşte böyle karın şişliği ya da kalp ağrısı ya da eklemlerdeki ağrı, tutulma. Aslında bunların hepsi baş ağrısı ki bugün konuşacağız migreni. Bunların hepsi duygusal süreçlerle ilintili. İsterseniz şöyle başlayalım. Birkaç taneyi hemen vaktimiz yettiğince sığdırmaya devam edeceğiz. Tamam. Ama mesela özellikle kadınlarda sıklıkla görülen yumurtalık ve rahim rahatsızlıklarının altında ki kök nedenlere bir bakalım. Neler olabiliyor genelde? Az önce aslında bir önceki konuyla da çok ilintili. Kadın olma bilinci ve erkek olma bilinci çok önemli. Çünkü bir kadın gerçekten kendini gerçek anlamda kadın gibi hissetmiyorsa gerek fiziksel süreçlerde gerek ruhsal gerekse toplumsal olarak konumlandırıldığı ya da aile içinde konumlandırıldığı yerde hissetmiyorsa burada bir çatışma başlıyor zaten. Yani kadın kadınlığını onurlandırılmış hissetmiyorsa ya da kadın biliyorsunuz bizim toplumumuzda ne yazık ki şimdi tabii ki kültür seviyemiz, bilinç düzeyimiz arttıkça erkek çocuk, kız çocuk ayrımı da yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı ama bu süreç aslında anne karnındaki kız çocuğun baba tarafından istenmediği ya da annenin kız çocuğu olacağını kayınvalideye ya da aile fertlerine itiraf edememesiyle başlayan bir süreç olduğunu söyleseydim. Çünkü bebek söylediniz şu an. Bebek ne yazık ki sadece annenin besinini almıyor, vitaminlerini almıyor. Annenin duygusuna, hissine, her şeyine ortak oluyor ve biliyor musunuz Çağla Hanım bu ortaklık hayat boyu aslında bilinç altında devam ediyor. Neden böyle hissettiğini bilmiyor ama sebebi o köklerden. Sebep tamamen anne karnıyla başlayan bir süreç. Annemin de annesinin karnında başlayan süreç, kesinlikle. Benim de annemin karnında kesinlikle. Başlayan bir süreç kesinlikle. Ömür boyu devam ediyor. Hamilelik dönemi o yüzden inanılmaz önemli. Hatta şöyle söyleyeyim, biz çocuklarımızın hastalık paternlerini döllenmeden 9 ay öncesinden başlatıyoruz 1 yaşına kadar. Yani tekrar ediyorum, döllenmeden 9 ay öncesinden 1 yaşına kadar bebeğin annesinin babasının hayatında olan her türlü fiziksel ya da ruhsal olay bebeğin pişesine işleniyor. Yani bilinçaltına işleniyor. Ve neden 1 yaş doğum günleri çok kıymetlidir biliyor musunuz? Hani çok büyük gösteriş de kutlanır. Aslında 1 yaşa geldiğinde bebek şöyle der. Yes, hayatta kaldım. Peki onu hayatta tutan şey nedir? Aslında ilk öğretmeni olan annenin anne karnında ona öğrettiği duygular, düşünceler, hislerdir. Sonra bebek ne yapar? Siz bir işte başarılı olmuşsanız, bildikleriniz sizi yaşamda tutmuşsa bundan sonra da aynı şeyi yenilersiniz, tekrar edersiniz. Hani sorgulamazsınız doğru yanlış. İşe yaradı mı? Yaradı. Sormam, devam ederim. Ta ki biri sana Çağla uyan, bu sana ait bir duygu değildi. Bu anneye babaya ait bir duyguydu dediği anda. Kim diyecek onu ya? İşte. Bir homeopat. Bir homeopat. İnanın bir homeopat diyecek. Desin hemen. Yani hemen birisi o dönüştürülebilen bir duygu ama olduğunu kesinlikle. Bilmemiz gerekiyor değil mi? Çünkü ben de yani hamileyken vay bu duygu bende yoktu, vay keşke şöyleydi diyemem. Keşke anneler babalar daha bilinçli. Hani gebelik sürecine hazırlanmak sadece fiziksel olarak kan değerleri ya da biyokimya değil. Hayır. Ruhsal olarak da bir bebeğe hazır olmak. Örneğin anne babaya hamile olduğunu söyleyemiyorsa çocukta sıklıkla ne gözlemledim? Konuşma bozuklukları. Bakın çok basit bir şey. Kekemelik, konuşma bozuklukları ifade ya da çocuk kendini ifade edemiyor. Neden? Anne ifade edemiyor. Edemiyordu. Etmediği için o da yani edemiyor. Dolayısıyla tamamen aslında
Çocuk annenin duygusunu kopyalıyor. Annem. Ya annem bu kadar annem, önemli. Annem. Şimdi bu yumurtalık ve alt batın bölgesindeki problemler dedik. Bunlardan en sık gelen sorunlardan bir tanesi de adet dönemlerinin sancılı geçiyor olması. Şimdi buradayken Ezgi Hanım kendisinden çok güzel, çok basit, doğal bir çözüm alıyoruz. Hemen. Sabit bir yağ olabilir bu. Zeytinyağı diyelim, olabilir, zeytinyağı. Badem yağı olabilir, susam yağı olabilir. Bunun içine lavanta ve misk ada çayı. Bakın çok iki tane basit yağ. Misk ada çayı müthiş bir fitoöstrojenik yağdır. Ada çayını 3 ya da 4 damla damlatıyorum. Lavanta yağını da aynı şekilde Çağla'cığım. 4 damla eşit oranda damlattıktan sonra hazırladığımız karışımı Merve'ye veriyoruz. Bakalım kimin sizin, ne problemi varsa bunu hazırlamışken. Kimin ağrısı sancısı, özellikle burada çok set arkasında çok kadınların çalıştığı bir stüdyo. Ya ne kadar güzel var, var ama kadınlar ama daha, Merve'ye de daha sonra stres için bir şeyler önerebiliriz belki bir dahakine ama şu anda kadınlar için çalıştık. Bu yağı karın bölgesine adet dönemlerinde ya da adet döneminin hemen öncesinde o sancılar başladığında 20 dakika saat yönünde sürmek suretiyle karın bölgesine, kasıklara masaj yapıyoruz. Şöyle. Bu bedeni rahatlatırken 20 dakika böyle masaj mı? Evet, yumuşak yumuşak. Neden? Uzun bir süre mi 20 dakika? Şu an bir uzun geldi yani masaj. İnsanın kendisiyle ilgilendiği bir süreç olarak düşünürsen. Evet, öyle. 24 Doğru. saatte 20 dakika istiyorum. Veriyorum. Verdin. Verdim. Ben de sana verdim o zaman. O zaman ağrılarımız gidiyor. Güzel. Gitti. Ağrılarımız gidiyor. Bu tamam. Kokusu da aynı zamanda kokusu rahatlatıyor. Kokusu muhteş. Lavanta muhteş. Rahatlatıcı özelliğe sahip bir yağdır. Hemen böyle bak ben nerede görsem artık lavantaya saldırıyorum lavanta resmen. Lavanta hakikaten çok seviyorum. Rahat. Uyku içinde, ağrılar içinde, kas ağrılar içinde güzel bir yağdır lavanta uçucu. Kendimize yağ. 20 dakika zaman evet. ayırıyoruz efendim. Bir de gerçekten ben adet regle olmanın aslında çok kıymetli ve güzel bir proses olduğunu da bilmek çok çok önemli. Kesinlikle. Çok önemli. Şimdi migren rahatsızlığından bahsedeceğiz ama migrenin önce meydana gelmesinin, kendini göstermesinin altında yatan sebepleri bir konuşalım. Birkaç tane böyle spesifik hastalıkla birlikte ilerliyor olacağız. Sonrasında da migren için güzel bir minik bir roll-on hazırlayacak sizlere. Buyurun. Çağla'cığım migren aslında çok dikkate alınması gereken, önemsenmesi gereken bir hastalık. Çünkü migren bir sonraki etapta çıkacak büyük hastalıkların ön haberci hastalığıdır. Merve, yani bu dinle, bu kadar Merve. Önemli bir şeydir migren. Lütfen migren olan hastalar, danışanlar lütfen bunu ihmal etmesinler. Baş ağrısıdır, gelir, geçer, asla ve katta demesinler. Çünkü ileride geçirilecek bazı kronik hastalıkların ön habercisi migrendir. Migreni değiştirmek için bütünsel bir bakış açısı çok önemli. Bağırsak florası çok önemli. Vücuttaki ağır metaller önemli. Eğer biz hani gerçekten migreni tedavi edersek evet. baş, bağırsak bedene ve, doğru onu diyecek ki bağırsak ve migren ilişkisi nasıl? HPA tamamen. Şimdi bizim şöyle hep derdik ki bizi yöneten organ beyin diye bize fakültede öyle deniyordu öğretilirdi. O zamanında. Ama şimdi biz biliyoruz ki beyni de yöneten bağırsaklar. Ve beyin insan vücuduna hiçbir hastalığı durduk yere indirmez. Aslında bir migren ya da az önce konuştuğumuz regli sancıları ya da fibromiyalji hastalıklar bedenin bir dilidir. Beden aslında bize bir şey anlatmak ister ama biz semptomları durdurup bedenin dilini tabiri caizse kapatırız. Evet, kapatıyoruz. Ağzını ki, sus konuşma sus diyoruz. Konuşma. Haber verme bana kendimden evet, diyoruz şimdi yani. Şimdi seninle ilgilenemem. Diyoruz. Kapa çeneni. Ve ısrarcı da mesela o migrenler gerçekten hani benim çevremde arkadaşlarım da çok sık yaşıyorlar. Bir kere bunun tetiklenmesinin sebebi beslenme de olabiliyor. Peki şeyle diyelim bağırsak sağlığı bozulduğu zaman da migren tetikleniyor kesinlikle, mu? Kesinlikle çünkü şöyle bağırsak. Ya da o bozulduğu zaman onu gibi. Kesinlikle ikisi birbiriyle birebir ilintili Çağla. Şöyle tamam. bir şey var. Bağırsaklardaki patojenler bağırsak dışına toksik maddeler bağırsak dışına çıktığı zaman kan yoluyla vücuda dağılıyor. Ve migreni en çok tetikleyen şey aslında bozulan bağırsak florası. Tamam önce bağırsaklardan evet, zaten başlıyoruz kesinlikle. Değil mi düzeltmeye? Ve kanser gibi hastalıklar geçirmiş bireylerle çalıştığımda benim kendi klinik tecrübemde mutlaka öncesinde migren rahatsızlığı geçirmiş oldukları astım, migren, egzama. Bakın bunlar en çok baskılanan, bastırılan, tedavi çok uygulanan hastalıklar. Evet. O yüzden diyorum bunu lütfen ama lütfen önemseyin. Önce bağırsaklarımıza bağırsakları bakalım. Temizleyelim. Stressiz bir yaşam çok önemli. Nefes egzersizleri
İnanın çok çok önemli. Evet. Oksijen kapasitesini arttırmak çok önemli. Ama ufacık bir formülü de verelim istiyorsanız. Evet, güzel bir rolonca yapalım. Bu zaten baskılamak için değil. Bu dönemdeki, çünkü onu savunmadınız az önce de söylediniz. Hiç önermiyorum. Bu tedavi esnasında destekleyecek. Doğal yollarla rahatlamayı sağlamaktan bahsediyorum. Çok güzel. Çünkü migren ilaçları da semptomları durduruyor. Sadece semptomları durduruyor. Evet, ama hastalık hala var. Ne yazık ki bedende duruyor. Tetiklenmeyi bekliyor. Sadece. Peki. Bunun için ne yapıyoruz? Gene çok basit bir formül. Ben jojoba yağını getirdim buraya ama yine susam yağı, badem yağı, zeytinyağı, evet, zeytinyağı olabilir. Bir alerjiye sebep vermeyecek. Kişi kendi bedenini bilir zaten. Hı hı. Hayatının bir döneminde bir badem yağı kullanmıştır belki. Bunu da ikiniz paylaşırsınız. Evet. Mehtap. Nane yağını, nane yağı, günlük ve vetiver diye 3 tane yağımız var. Bunlar ağrı kesici özelliği olan. Aynı zamanda da vücuttaki serbest radikalleri, ağır metalleri vücuttan uzaklaştıran yağlar olduğu için bu yağları tercih ettim. Migren hastası çok iyi bilir ki atak gelmeden önce hafif hafif böyle baş ağrır, mide bulanmaya başlar, ışığa karşı duyarlılık olabilir. Kriz gelmeden, o atak öncesinde, pik noktaya çıkmadan bu yağlardan 20'şer damlayı karışımımızın içine ekliyoruz. Koyuyoruz. Nane yağı, günlük. Günlük ile ilgili çok önemli bir bilgi vereyim. Çok severim bu yağı kullanmayı. Günlük yağı. Günlük, ak günlük diye geçiyor. Özellikle Marmaris bölgesinde o çamda reçine gibi bir yağdır. Böyle akar. Mesela kötü anıları, kötü başarısız olan deneyimleri, kötü hafızayı da silme özelliği vardır bu yağ. Çok nereden severim. Nereden aşağı döküyoruz hocam bunu? Şuradan şöyle banyo yapıyormuşum. Çok yaşadıysanız küvete dolduruyoruz. Aa, mesela öyle olabilir mi? Yani damlatarak mesela yani ben aromaterapik yağlarla banyolar hazırlamak çok mümkün. O, bu çok güzel bir fikir olabilir. Zaten o hisle o banyoya girdiğimiz zaman zaten yok olacaktır diye kesinlikle düşünüyorum. Vetiver koyduk. Vetiver, nane ve günlük. Günlük yağ koyduk. 20'şer damla ve rolonu hazırlıyoruz. Hazırladığımız rolonu öncelikle koklama çok çok önemli. Derin derin koklama. Çünkü HPA aks dediğimiz burayı uyarmak, stres ve kortizol seviyelerini düşürmek adına çok önemli. İçeriden önce nefesle alacağız. Aromaterapinin bu güzelliği var. Evet. Hem ruha iyi geliyor, çok, hem bedene iyi geliyor. Evet. Çünkü ruhla beden birlikte çalışıyor Çağla. Çok güzel. Hazırladığımız yağı şakaklara sürüyoruz. Kulak arkası emilimin fazla olduğu bölgedir. Yine bu boyun damarlarına sürmek suretiyle atak gelmeden önce kullanmayı öneriyorum. Magnezyum çok çok önemli bir supplement. Kasların, sinirlerin gevşemesi için. Bunun için mutlaka tabii ki hekimlerine danışsınlar. Tabii ki. Ama migren için gerçekten deneyin. Atak başlamadan önce kullanırsanız gerçekten gider. Çok faydasını görebiliyoruz. Bu arada migren homeopatiyle de %100 tedavi edilebilen bir hastalıktır. Bunu da söylemek çok istiyorum. Çok güzel bir bilgi daha geldi. Baş ağrıları içerisinde kullanabilir miyiz bunu? Yani kesinlikle sadece migren için mi? Hayır, ağrı için, başta olan her türlü ağrı için kullanabiliriz. Çok güzel. Şimdi bir de erken menopoz sorununa isterseniz birlikte göz atalım. Hiç erken menopozun altında yatan ey kök sebepler hocam. Bence en büyük kök neden erkekler. Erkekler mi? Allah. Ben hocam bak. Burada kadın kadına konuşuyoruz hocam. Evet, bence erkekler yani. Selim yine, hocam duymuyor zaten şu mesela an. Mesela biliyor musunuz Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kadınların menopoza girme yaşı 50-55 iken bizim ülkemizde 45-50 bandına geliyor. Teşekkürler Türkiye. İşte teşekkürler. Neden? Çünkü yine aynı. Kadınlar kadın olma bilincinden çok uzak. Biz çocuk da yapıyoruz, kariyer de yapıyoruz. Her şeyi yapabiliyoruz. Yani kadın olmayı unutuyoruz aslında. Kadın olmak ne demek unutuyoruz, kadınlığı unutuyoruz. Hani regli dönemimiz bile bize bir yük geliyor. Şimdi çalışacaktım, işte işe gidecektim. Öf hani, regli oldum pöf şöyle karnım ağrıyor diye. Onu bile reddediyoruz aslında değil aktif mi? Aktif çalışma hayatının içindeyiz ve süreci baltalayacak hiçbir şey aslında istemiyoruz. Halbuki o bizim doğal sürecimiz, iş sonradan günün geldi. Günün sonunda onun gelmediği her gün için çok üzüleceğiz aslında. Varken de diyorum ki biz kadınlar lütfen değerini, kıymetini lütfen bilelim. Ama evet, menopoz kaçınılmaz bir süreç. Bu tamamen hormonlarla ilgili ama menopozu gerçekten bir parça ötelemek mümkün mü? Gerçekten mümkün. Bir de kabus gibi de değerlendirmemek lazım. Hepimizin yaşayacağı doğal yaşanmak, bir süreç. Güzel yaşamak çok önemli. Çok önemli. Stres, nefes çok önemli. Rahim için uygulanan bu Kegel egzersizleri var. Toplarla yapılan. Yani pelvik kasları çalıştırmak. Hani işleyen demir ışıldar
deriz ya Çağla. Hı hı. O yüzden çalıştırmak yer pilates mesela. Evet. Çok çok etkili egzersizler. Bunları kullanabiliriz. Ama ola ki tamam menopoz geldi, ne yapalım? Hmm. Ateş basmaları geldi, ne yapalım derseniz de... Diyoruz, şimdi, dedim. Buyurun sıcak, efendim. Sıcak basmaları için özellikle, o evet. Alev alev... Yanmaları ya için nasıl hafifletebiliriz? Evet. Şimdi yine bir sabit yağ içine. Bu sefer ne kullanacağım? Selvi, sardunya, nane, bunu vereceğiz zaten. Limon ve ada çayından bir formül uygulayacağız. Selvi uçucu yağından sabit bir yağın içine 2 damla. Tamam. Sardunya. Sardunyamız. Ben de şunları lütfen bir açarak sayarım. Çok teşekkür ederim. Sardunya 6 damla. Bunu özellikle ateş basmaları, hot flushing diyoruz bu. Bunun için kullanıyorum. 3, 4, 5, 6. Naneden hocam tarifi şaşırmayan da bir arkadaşım var. Hemen söyleyeceğim. Damlaları mümkünse sayarak gidelim. Sonra yok altı. Öyle oldu, böyle oldu olmasın. Ama tekrar burada bir uyarı da yapmak istiyorum. Bu yağların tıbbi aromaterapik yağ olması lazım ki. Evet, işe sonra yarasın. Buradaki kadınlar bunlar neden işe yaramadı falan demesinler, sorumluluk kabul etmiyor. Kabul etmiyorsun. Tıbbi aromatik yoksa yağ olması. Yoksa her yağ aynı etkiyi göstermez. Çok buyurun. Teşekkür ediyoruz menopozu efendim. Menopozu olan kimse. Ya yaklaşıyoruz. Onu beğenmeyeceğim. Evet. Hepimiz kendime de hediye edeceğim. Şimdi sisit hocam, birazcık da sisit konuşalım. Tamam. Sisit için bir oturma banyosu da hazırlanıyor olacak. Ama yine kök taraftan bir hastalıktan bahsediyoruz. Herhalde aynı şeyleri sayabiliyor muyuz hocam? Sisit de nedir aslında? Çok spesifik bir ruh hali vardır Çağla. Sıkışmışlık hissidir. Evet. Sıkışmışlık. Yani bu alanda sıkışmışlık. Doğru. Alanını işaretleyememekten ötürü bir sıkışmışlık. Yine kadın gibi hissedememe duyguları kesinlikle vesaire de giriyordur. Düşünsene. Hocam bir... Haber aldım. Bir dakikamız kalmış tamam, şu an. Tamam, hemen sisit. Bu oturma banyosunun tarifini çok vermeden sizi göndermek istemiyorum. Nioli ve okaliptol 5'er damla, bu kadar. Nioli ve okaliptus. 5 damla nioli, 5 damla okaliptusu bir karışıma hazırlıyoruz. Sıcak suyun içine 5 damla damlatıp oturuyoruz. Peki oturduk diyelim, yani oradaki bakterileri temizliyor. Bakterileri temizliyor. Antiviral, antibakteriyel etki yaratıyor. Hı hı. Hazırladığımız karışımı sıcak su dolu bir oturma banyosu olarak kullanacağımız bir kaba 5 damla damlatıp oturuyoruz. Kaç dakika oturuyoruz? Yani yaklaşık bir 5 dakika yeterli. Beş dakika. Zaten o buhar da bunu alıyor. Rahatlatacaktır. Bir de iç çamaşırına bir damla, bu formülde kullandığım Nioli'yi İç çamaşırına bir damla damlatmak da sistitten koruyucu. Özellikle yaz dönemi havuz, deniz, çok küçük güzel. Çocuklarda, kız çocuklarında güvenle kullanılacak bir formüldür. Harika. Nioli ve okaliptus evet. Yağını da yine iç çamaşırına da mincik özellikle damlatarak. Özellikle Nioli'yi. Hijyen. Okaliptolü değil ama Nioli'yi. Sadece Nioli'yi sadece iç Nioli. Çamaşırına. Evet, okaliptü bir yanlış düşündüm de. Evet, yakıcı olabilir. Evet, çünkü olabilir. O yüzden de eczacı Ezgi Nevçehan bizlerle beraberdi. Çok keyifliydi. Her zaman çok olduğu gibi çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sizi buradan uğurluyorum. Ve ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Selim Murabi hocamı davet ediyorum. Nasılsınız? İyiyim, siz? Günaydın. Gayet iyiyiz. Günaydın. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi ilk olarak çok sık görülen, daha sıklıkla herhalde kadınlarda görülen baş parmak çıkıntısı, kemiği çıkıntısı, hallux vagus dediğimiz bir problem. Nedir? Kimlerde görülür? Neden aslında, görülür? Aslında bayan toplumunda kabaca 1/3 oranında görülen bir problem. Genetik altyapı nedeniyle çok sık görüyoruz. Hı hı. Ve genetik altyapıyı tetikleyen kötü ayakkabı kullanımı ya da ayağın yapısıyla uyumlu olmayan ayakkabıları giydiğimizde bu hastalığın ortaya çıkışını tetikliyoruz. Hı. Baktığımız zaman iki tane ayrı hastalık var aslında. Bir grubunda hastada ayaktaki bir basma kusuru sonucu ki genellikle düz tabanlıkla beraber ortaya çıkan bir tablo var. İçeride gibi basıyorsun gibi. Evet, ve bu tablonun en önemli ayrıcı tanısı şu. Bu tabloda genellikle düz tabanlık çocukluk döneminden itibaren başladığı için hallux valgus ya da baş parmak çıkıntısı dediğimiz problem daha erken dönemde bizim ortaya hiç çıkmaya anlamadığımız başlıyor. Dönemde yolunu almaya başlıyor. O yüzden bu hastalar genellikle 20'li yaşlar civarındayken yavaş yavaş bununla ilgili problemlerini çıkartmaya başlıyor. Bir grup hastamız da var ki aslında genetik altyapıda anneden geçişle bu bize ulaşan ama kötü ayakkabı giydiğimiz için ya da ayağımızla uygun ayakkabı kullanımı yapmadığımız için daha geç yaşlarda, 40'lı yaşlarda kendisini göstermeye başlayan bir tablo var. Hmm. Ama sonuçta her iki hastalık da aynı şekilde gündeme geliyor. Baktığınız zaman ayakkabı giyme esnasında baş parmağın etrafında kızarıklık, şişlik, ayak baş parmağının rahatsız olması ya da ayakkabı çıkartma hissinin ortaya çıkması hastalığın klasik belirtileri. Belirtileri arasında. Bu kemiğin çıkışı engellenebiliyor mu? Mesela ayakkabımı değiştirdim. Ben o noktadan sonra sizin uygun görmediğiniz ayakkabıyı giymedim. Duruyor mu yoksa aldı başını gidiyor?
gidiyor mu bir yerden sonra? Aslında iyi ayakkabı kullanmaya devam edecek olursak duruyor. Çünkü bu mekanik olarak o parmağı zorladığımız için ortaya çıkan bir problem. Giydiğimiz ayakkabının o parmağı ne kadar zorladığı, parmağın ne kadar hızlı deforme olacağını belirliyor. Eğer iyi bir ayakkabı kullanımı sergilersek en agresif olan hallux valgus bile yavaşlayacaktır ya da kendince şikayetlerini azaltacaktır. Burada zaten hastalarla karşılaştığımız zaman konservatif tedavi olarak adlandırdığımız, cerrahi yapmadan tedavi etmeye çalıştığımız hastalardaki ilk aşamamız ayakkabıların modifiye edilmesi. Biz diyoruz ki lütfen ayakkabılarınızı geniş önü geniş ayakkabılara çevirin. Birinci parmağın üzerine bası yapacak ayakkabılar kullanmayın. Ya da ayağınızda bir basma kusuru varsa buna uygun ayakkabıları tercih etmeyi hastaya öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü çok net biliyoruz ki iyi ayakkabı kullandığınızda şikayetler ortadan kalkıyor. Kalkabiliyor. Peki mesela bu hallux valgus tedavisinde kullanıldığı söylenen aparatların, İşte atellerin, parmak arasına takılan şeylerin bir önemi var mı? Şimdi bu çok yanlış anlaşılan bir konu. Bu soruyu seviyorum. Şöyle ki, bu aparatların bir görevi var. Evet, nedir? Bunlar hastanın ağrısı olduğu zaman hastanın şikayetlerinin ortadan kalkması için kullanabileceği aparatlar. Bu aparatlarla ilgili yanlış anlaşılan kısım şu: bunların bir düzeltici etkisi yok. Yani hallux valgus'ta bir aparat kullanarak bu parmağın tekrardan eski haline dönmesi ya da deformitenin iyileştirilebilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Şunun mantığını anlamaya çalışıyorum hocam. Siz dediniz ya, ayakkabı eğer düzeltilirse, eğer ben böyle üçgen ayakkabılar giymezsem, daha geniş ayakkabılar giyersem ayağımın bu kemiğinin ilerlemesi birazcık durabilir. O zaman buraya gitmiş olan parmağın arasında kullanacağım bir işte o silikon separatör, yastık da, aparatör. O zaman onun ilerlemesini durdurma, nasıl, hangi mantıkla durdurmaz? Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Burada aslında aynı parmağı, lütfen ben de sizin örneğinizden gideceğim. Tamam. Bu parmağı yerinde tutmakla görevli iki tane bant var. Aslında bizim problemimiz nedir? Bantlardan bir tanesinin zaman içerisinde gevşiyor olması. Ve bu gevşemeyle kafa parmak bu tarafa yani doğru dönüyor. Tamam. Biz dar ayakkabı giydiğimizde bu bandı daha da hızlı gevşetiyoruz. Zorlayarak bir de yani. Şimdi evet, gevşemiş olan bandı iyileştirebilme kabiliyetimiz yok. Anladım. O yüzden biz araya separatör de koysak bu bant tekrardan eski gerginliğini kazanmıyor. Separatörü çektiğimizde parmak tekrardan geri dönüyor. Ağrın için ortadan kalkıyor. Separatörü koyduğumuzda bu bandın etrafında kemik dışarıya doğru döngüsel Anladım. Hareket yaptığı için ağrı. Biz separatörü koyduğumuzda kemiği blok ettiğimiz için ağrımız geçiyor. Ama separatörü çektiğinizde ya da ateli çektiğiniz anda gevşemiş olan bant tekrar eski haline geri dönüyor. Çok güzel anlattınız. Teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Kimlere cerrahi tedavi yapılıyor hocam? Artık hangi noktada, hangi dönem olmazsa ortada gidiyorsunuz? Aslında birkaç tane ana kural var. Hastanın artık bahsettiğimiz iyi ayakkabıları giymesine rağmen ağrısı varsa, iki, hastada eşlik eden ikinci parmak, üçüncü parmak dediğimiz küçük parmaklarda parmakların birbirinin üstüne binmesi ya da birbirlerini deviye etmesi, yana doğru devirmesi gibi sorun varsa, üç, hastada bir romatizmal hastalık varsa, dört, sinir sıkışması problemi varsa artık hastalığa da cerrahi tedavi yapmayı öneriyoruz. Herkese aynı cerrahi tedavi mi uygulanır? Kesinlikle hayır. Bu çok önemli bir konu. Hastalarda ameliyatla ilgili kararı verirken yapılacak teknikte hastanın yaşı, kemik kalitesi, altta yatan başka bir rahatsızlığın olup olmaması gibi hastaya özgü bazı değerlendirmeler var. Bir de baş parmak çıkıntısına özgü olarak ölçümlenen açılar var. Bu açılara göre hastaya hangi ameliyatın yapılacağına karar veriyoruz. Elimizde 6-7 tane ameliyat var. Bu ameliyatların algoritması çok net durumda şu anda. Hangi açıya hangi ameliyatın yapılması gerektiği ve hangi açıda hangi ameliyatla desteklenmesi gerektiği bugün için biliniyor. Peki bu cerrahi sonrasındaki yaşama dönüş kısmından birazcık isterseniz bahsedelim. Sonrasında nasıl bir süreç bekliyor cerrahiden? Aslında şöyle, sonra yapılacak ameliyatların kabaca %80-90'ında hastayı bekleyen en zor dönem ilk 3 hafta. İlk haftalık dönemi geçmeyi başardığımızda aslında çok kolay bir süreç var. Çünkü yavaş yavaş normal hayata geri dönüyoruz. Aktiviteler başlıyor. Araba kullandırtmaya 4 hafta civarında başlatabiliyoruz. Spora dönüşü 6 hafta civarında sağlayabiliyoruz. Ama ilk 3 hafta çok önemli bir şey var. Bu ameliyatın en büyük sıkıntısı ayakta bir şişme probleminin oluşabilmesi. Ve bu şişliğin engellenmesi için hastanın ilk 3 hafta boyunca evde çok iyi istirahat etmesi gerekiyor. Bu üstüne basmamak değil. Evde gezmeye müsaade ediyoruz. Örnek vereyim, kendi ihtiyacım için ayağa kalkabiliyorum. Tamam. Mutfaktan gidip bir kahve çay alacak vakit kadar bir vakit harcayabiliyorum ayakta. Ama ayağı aşağıda bıraktığım anda şişeceği için biz 1-2 dakikadan daha fazlasına müsaade etmiyoruz. Peki hallux valgus'ta tekrarlama sorunu ne kadar sık karşınıza çıkıyor? Aslında hallux valgus'ta tekrarlama sorununun oluşmasının altta yatan bazı sebepler var. Bunların arasında az önce bahsettiğim ameliyatların arasında doğru ameliyat tekniğiyle ilgili kararın verilememesi gibi bazı cerrahiye yönelik etkenler var. Ama bu arada
arada hastalarda özellikle enfeksiyon probleminin ya da ortaya çıkacak az önce bahsettiğim şişlik ve dolaşım problemleri nedeniyle yumuşak dokunun tekrardan dengesini kaybetmesi gibi bazı sorunlara bağlı %5 civarında bir tekrarlama oranı var. Bizim açımızdan o yüzden bu 3 haftayı enfeksiyon açısından, şişlik açısından iyi geçirmek ve teknik olarak da doğru teknikle ameliyatı yapmak bu %5'in içine girmemekle ilgili en önemli nokta aslında. Hocam nasıl bir nefes almadan konuştunuz? Nasıl bir akciğer kapasitesi? Vallahi fena maşallah. Değil. Ya da şey değil mi? Alışkanlık da alışkanlık. Biraz var. Size de alıştık. Değil mi? Birbirimize alıştık hocam. Vallahi çok keyiflisin de sohbet etmek. Teşekkür ederim. Şimdi önemli bir konu daha var. Yürüme analizi. Yürüme analizi nedir? Hangi durumlarda kimlere öneriyorsunuz? Aslında yürüme analizi bizim ayak kliniklerinde kullandığımız bir tanıya yardımcı yöntem. Şu amacı yönelik olarak yapıyoruz. Hasta bize geldiği zaman ayağıyla ilgili olarak yere bastığında nereye basıyor, hangi açıyla basıyor, doğru yürümeyi başarabiliyor mu ve acaba bu yürümenin içerisinde disk, kalça, belle ilgili bazı sorunları var mı ayağı etkileyen, doğru açıyla bunların bozulmasının sebebi arasındaki ilişkiyi kurmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bir de yürüme analizini yaptığımız tedavilerin takiplerinde kullanıyoruz. Hani biz hastaya bir tedavi yaptık, acaba öncesindeki yürüyüşünü normale çevirebilmeyi başarabildik mi? Örnek vereyim, baş parmak çıkıntısı ameliyattan önce hastanın yürüme analizini yapıyoruz. Hı hı. Ve hastamızla beraber ameliyat süreci bittikten kabaca 6 ay sonra bir kere daha yürüme analizini tekrarlayıp bakıyoruz. Bu hastaya ne kadar artı değer kazandırdığımızı ölçümlemek için yaptığımız bir yöntem aslında. Peki çocuklarda basma bozuklukları neler hocam ve nasıl takip edilmeli? Bu da önemli. Şöyle ki aslında bütün çocukları kabaca 4 yaş civarındayken ortopedik muayene için görmek istiyoruz. Hı hı. 4 yaş civarındaki bu görüşmenin esprisi aslında hastaların ayak yapısı ya da kalça yapısı ile ilgili herhangi bir yürüme bozukluklarının olup olmadığını ortaya koymaktan geçiyor. Bunu niye 4 yaşına kadar bekliyoruz? Hani bu arada birçok aile çocukları 18 aylıkken yürümeye başladığı zaman ortalama telaşlanmaya başlıyor. Bir içe basma, dışa basma, kalçada bir açıklık vardı ama biz bugün çok net biliyoruz ki çocuklarımız yere indikleri zaman bir adaptasyon sürecinden geçiyor ve kabaca 3,5-4 yaşına kadar aslında bizim bugünkü yürümemiz gibi yürümeyi başaramıyorlar. O yüzden bir 4 yaşına kadar tüm çocuklarda beklemek gibi bir alışkanlık söz konusu. 4 yaşından sonra şunlara bakıyoruz. Bir düz tabanlımız var mı? Bir içe basma sorunumuz var mı? Bir yüksek kavis problemimiz var mı? Bunu muayeneyle değerlendiriyoruz. Varsa olan duruma göre beraber takip parametrelerine başlıyoruz. Ya bir basma bozukluğu varsa bu konuyla ilgili cerrahi tedavi yöntemleri neler ya hocam şöyle, var mı? Her şeyden önce çocuklarda basma kusurlarının çok büyük bir bölümünde cerrahi tedaviye ihtiyaç olmuyor. Yani burada yine çok önemli bir nokta. Çocuklarda görmüş olduğumuz aslında basma kusurlarının çoğu anne karnında gerçekleştiremedikleri bazı gelişimleri hayatın genel fizyolojisi içerisinde normale çeviriyorlar. Örnek vereyim, çocuk bize geldi esnek düz tabanlıkla geliyor ve çocuğun zaman içerisinde büyüdükçe bu kasının faaliyete geçeceğini ve normale döneceğini hepimiz biliyoruz. Burada çocuğu takip ederken sadece aktivitelerine bakıyoruz. Ağrısı var mı? Herhangi bir şekilde bir spor yapma kabiliyeti gibi bir problem yaşamana bakıyoruz. Eğer bunlarda bir problem varsa o zaman destekliyoruz. Yoksa sadece takip ediyoruz. Takip ediyorsunuz. Yüksek kavis ve düz tabanlıkta tabanlık kullanımının önemi nedir? Aslında bu iki hastalıkta da tabanlığı kullanırken gözlük efekti olarak adlandırdığımız bir şeyin peşinde koşuyoruz. Şimdi ben gözlük taktığımda ne yapıyorum? Bir ters mercek kullanarak aslında görüşümün netleşmesini sağlıyorum. Burada da yaptığımız şey şu. Yüksek kavis ya da düz tabanlıkta ayak kendi içerisinde dengesini sağlayabilmek için bir içe veya de dışa basma oyunu oynuyor. Bizim buradaki amacımız şu. Ayağın yanlış basmasını engelleyelim ve sistemin doğru şekilde gitmesini istiyoruz. Peki ayak cerrahisinde enfeksiyonlara karşı ilaçlar hocam ne zaman kullanılıyor? Teknik olarak enfeksiyon problemlerini ameliyattan sonra görüyoruz. Ameliyatlarımızda Allah'tan çok az görülen bir şey %1-2 oranında bu tip enfeksiyonlarla ilgili karşılaştığımızda hastanın yara bölgesinde akıntı, hastanın kendisinde hissedilen yorgunluk, ateş gibi problemler olduğunda zaten ameliyatı yapan hekimine başvurmasını ve bununla ilgili tedavileri almasını istiyoruz. Bu tedavilerin içerisinde PRP de dahil diye düşünmeli miyiz? Şimdi şöyle, PRP aslında bizim ayak cerrahisinde sonrasında yapılan, cerrahiden sonra yapılan bir tedavi olarak şöyle, karşımıza öncesi, çıkıyor. Öncesi, sonrasında ya da bir tedavinin ana preparatı olarak da kullanabiliyoruz. Nedir PRP hocam? İsterseniz önce tabii, onunla başlayalım. Şöyle ki şimdi aslında siz de biliyorsunuz son 10 yıldan beri kök hücre tedavisinin muhtelif yöntemleri tıbbın içerisinde her türlü branşta girmiş durumda. Hı hı. PRP aslında bizim kandan trombosit dediğimiz pıhtılaşma hücrelerini elde etmek üzere oynadığımız bir oyun. Nasıl bir niyetimiz var? Hı. Biz bir yaralanma geçirdiğimiz zaman bizim yaralanma bölgemizi tamir etmek üzere oraya gelen ilk hücrelerimiz trombositlerimiz, pıhtılaşma hücrelerimiz. Tamam. O yüzden diyoruz ki biz vücuda eğer pıhtılaşma hücrelerini lokal olarak artı değer olarak verirsek orada mevcut olan yaralanmayı ya da problemi
Biraz ortadan kaldırmak için daha hızlı bir şekilde hareket edebilir miyiz? PRP için hastadan bir miktar kan alınıyor. Alınan kanın üzerinden bunlar trombositler ayrıştırılıyor ve bu trombositler ayrıştırıldıktan sonra uygun şekilde hastaya hangi bölgeye yapılacaksa yapılıyor. Çok önemli iki tane nokta var. PRP alınırken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar var. Bunların arasında en önemlisi ağrı kesicilerle ilgili olanlar. PRP bir enflamatuar yanıt. Yani biz ne yapıyoruz? PRP'de aslında orada bir vücudun bir reaksiyon oluşturmasını istiyoruz. Bu reaksiyonun oluşmasını sağlayabilmek için hastanın PRP uygulamasından kabaca 3-4 gün öncesinden itibaren kullandığı eğer antienflamatuarlar varsa bu antienflamatuar ilaçları kullanmaması gerekir. O da ağrı baskılayıcı çünkü. Tabii. Oraya baskı. Ve trombositlerin fonksiyonunu bozuyor. Aslında siz ne yapıyorsunuz? Trombositleri alıyorsunuz ki aktif olsunlar diye. Siz ilacı alırsanız aldığınız trombositler nonaktif oluyor. Ya da PRP'yi yaptıktan sonra da hastanın minimum 3 gün boyunca yine mümkünse eğer bir antienflamatuar ilaç kullanmasını engellemek zorundasınız. Çünkü yaptığınız PRP'nin iyi çalışmasını istiyorsunuz. Bu arada yapılan son çalışmalar var. PRP'nin alınırken mümkünse eğer sabahleyin aç karnına kolesterol diyetinin uygulanmış olduğu 1-2 günün ardından alınması ve trombositlerin burada daha aktif olduğuna dair sürekli yeni bilgiler geliyor. Çünkü trombositi ne kadar kaliteli almayı başarırsanız yaptırtacağınız için o kadar daha iyi bir yere varacağını düşünüyoruz. Bu arada biz PRP'yi özellikle ayak cerrahisinde kıkırdak problemlerinde kullanıyoruz. Ayak bileğinde kireçlenme olarak adlandırdığımız kıkırdak kayıplarında tamiri yaptıktan sonra vücudun başka bir bölgesinden kıkırdak transferi yaptığımızda o bölgeyi PRP ile zenginleştirerek almış olduğumuz kıkırdağın yeni bölgeye daha iyi adapte olmasını hayal ediyoruz diyelim. Şu an için bunların hepsi çünkü biliyorsunuz ki tıbbi açıdan çalışmaların sürdüğü konular. Bunlar %100 sonuçlanmış konular değil ama PRP ile ilgili sonuçlar çok yüz güldürücü. O yüzden ayak cerrahisinde kullanmaya sıklıkla devam ediyoruz. Çok güzel. Peki burada da karşımıza yine PRP çıktı. Ayakta sinir sıkışmasının topuklu ayakkabı giymeyle bir ilgisi var mı? Ayakta sinir neden sıkışır? Aslında iki bölgede sinir sıkışması yaşıyoruz. Bir tanesi topuk bölgesiyle ilgili olarak, bir tanesi de 3. ve 4. parmağın arasında. 3. ve 4. parmağındaki sinir sıkışmalarında ucu sivri ayakkabı giymenin tahmin edersiniz ki oldukça yeri var. Çünkü arayı sıkıştırdığımız için ayakkabı giydiğimizde o sinir orada sıkışıyor. Ucu sivri ayakkabı giydiğimizde aynı zamanda ayağın önüne daha fazla yük veriyoruz ve bu ön tarafa vermiş olduğumuz fazla yük nedeniyle de çok ciddi şekilde sinirleri tetiklemiş oluyoruz. Uyuşma problemleri neden görülür ayakta? Aslında burası çok geniş spektrumlu bir cevap olacak. Uyuşma problemlerine baktığınız zaman diyabet gibi bazı endokrin problemlerde, nöropati gibi bazı genel tutulumlu hastalıklarda çok sık görüyoruz. Ayrıyeten az önce bahsettiğimiz hallux valgus problemiyle karşı karşıya kaldığımızda parmağın diğer parmakları sıkıştırması sonucunda 3. ve 4. parmakta bir uyuşma problemi ortaya çıkabiliyor. Olabiliyor. Peki ayak problemlerinde yapılabilecek egzersizler, böyle genelleme yapabileceğimiz egzersizler var mı? İşte ayağınızın altını iyi hissetin, ne bileyim parmaklarınıza masaj yapın falan gibi öneriler. Aslında bunları siz çok iyi biliyorsunuz. Hani bir hani böyle çok uzunca bir süre bir ayak sorunu geçirdiğiniz için. Evet, ben bayağı iyi biliyorum. Aslında tüm ayak problemlerinde şöyle bir inanışımız var. Ayağımızın arkasında aşil tendon diye bir tendonumuz var. Bu tendonun kısaldığı ve yeteri kadar esneyemediği için yük dağılımının bozulduğu ve topuk ağrısı, baş parmak ağrısı, ön ayak ağrısı gibi şeyler yol açtığını düşünüyoruz. O yüzden biz bütün ayak problemleri olan hastalarda ayak arkasında mevcut olan aşil tendonunun çok iyi bir şekilde esnetilmesini istiyoruz. Ne oldu? Her sabah esnetiyorum artık. Hiç öyle bir problemim kalmadı. Çok sevindim. Yani neler ne iyi bir öğrencisiniz. Ne iyi bir öğrencisiniz. Ama mecbur yani. Çünkü yapmadığım zaman o problemi yaşıyorum. Orası kısaldığında ayağın altı, şurası kısaldığında mahvoluyorum ve artık her sabah düzenli, normal nasıl kalkıyorsam o egzersizi yapıyorum. O egzersizi yaptığımız zaman şunu biliyoruz. Ayak hiç olmazsa doğru fonksiyonla başlayacak. Ve aşil tendonu sağlam olduğu sürece ne ayakkabı giyersek giyelim hiç olmazsa tölere edebileceğiz. Bu bizim için çok önemli bir nokta. Hocamla sohbete devam edeceğiz. Minicik bir ara. Aradan sonra buradayız. Evet, yayınımızın yavaş yavaş sonuna gelirken ayak sağlığımızı korumak için günlük hayatımızda nelere dikkat etmeliyiz? Hocama son bir sorum daha var. Aslında buradaki en önemli nokta ayakla ayakkabı ilişkisi. Biz hep şunu rica ediyoruz. Lütfen ayaklarımıza saygı gösterelim ve iyi ayakkabılar kullanalım. İyi ayakkabı ne demek? Önü geniş, parmakları sıkıştırmayan, altında desteği yumuşak olan dolgu topuk platformlu ayakkabıları çok seviyoruz. Ve topuğunun özellikle yumuşak olması ve kabaca böyle 5 santim civarında bir yüksekliğe sahip olan platform olarak öne doğru inen, bugünkü hani baktığınız zaman aslında yürüyüş ayakkabılarının neredeyse tamamı daha aynı böyle, şekilde. Ayağı sıkmayan, yaylandırtabilen yumuşak ayakkabılar bizim için son derece önemli. Ve ayakkabının iç desteğinin olması ve ayağı birazcık destek olmasını seviyoruz. Çok düz ayakkabılar giymemeyi hatırlatıyorum. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum tekrar. Operatör Doktor Selim Muğrabi hocama yayınımızın da sonuna geldik. Yine yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.